İnkarcılar, münafıklar Müslümanlar için yaratılır. Onların gelişmesi, inkişaf için gerekir. Mesela insan kemiği sık sık kırılır. Koşarken, yürürken, işte zorlandığında falan. O sürekli yeniden tutar ve kemik böylece güçlenir. Eğer o kırılmalar olmazsa kemik güçlü olmuyor. Doğru mu biliyorum? Değil mi? Ayak kemiği falan, vücut kemiği öyle. Birçok yerde öyle kırılmalar oluyor. Onlar zamanla daha kuvvetli, daha kavi oluyor. Mesela bakterilere karşı da insan direnç kazanıyor, daha güçleniyor vücudu. Bakteri olmasa direnç kazanamaz. Münafık da bakteri gibidir, mikrop gibidir. Bünyede vücudun direnç kazanmasını sağlar. Yani bağışıklığı geliştirir ve güçlendirir. Deccaliyeti Allah özel yaratır müminlerin gelişmesi için. Böyle toplumun en aşağılık, en müptezel, en arsız, suç işlemekten çekinmeyen, böyle dayak arsız denen karakterler oluyor, böyle utanma duygusu olmayan. İşte bak münafıklarda bu vasıfları görüyoruz. Böyle uyuşturucu müptelası, cinayete yatkın, hatta cinayet işleyen, hırsızlık yapan, homoseksüel deliliğinin en çirkin numunelerini gösterten, köprü altı çakallarını öz olarak Deccal besler ve geliştirir. Teşvik görür bunlar. Ama müminler işte bunlarla mücadele ederken gelişiyor. Yani alay iliğine çıkıyor en yüksek noktaya. Onlar da esfel-i safilin en aşağı noktaya giderler. Yani iyilerle mücadele ederken münafık yerin dibine doğru gider. Yani sırf bağımsız ahlaksızlığından kaynaklanmaz. Müminlere yaptığı saldırıdan dolayı esfel-i safiline gider. Müminler küfür ve münafıklarla gelişir. Ama küfür genelde zayıftır. Yani %90 falan asıl münafıkların etkisi gelişmeye müsaittir. Küfür kendi halindedir. Yani yavaş bir atağı vardır. Öyle girift, ince detaylı şeytani bir atak bilmez. Ama münafık tam klasik şeytandır. Yani şeytan aklı gösterir. Fakat ahmaktır, destası ahmak. Mesela bir kitap yazmak, bir imani faaliyet yapmak yapamaz onu. Yani o yönde yeteneği yoktur. Yani kandırmak için de yapamaz. Yani hani ya Müslümanları kandıracak ya, oyun oynayacak. Bunun için yapamaz. Mesela bir imani eseri tuzak olarak hazırlayamaz. Allah ona o yeteneği vermemiştir. Yani aklı kapanmıştır. Yani sadece şeytani yönleri aklı sarar. Yani fitne, fucur, ahlaksızlık, üçkağıtçılık, dolandırıcılık, karaktersizlik, işte iftira atma, komple hazırlama falan. O yönde şeytani yeteneği vardır. Normalde Müslümanlara yanaşmak için taktik olarak da olsa mesela birkaç kitap yazabilir, değil mi? Mesela bir konferans yapabilir, imani. Ya der ki bak biz de Müslümanız işte, biz de kitap yazıyoruz, biz de konferans yapıyoruz, biz de işte PKK'ya karşı mücadele veriyoruz, İngilizlerin devletine mücadele veriyoruz, işte biz de homoseksüelle karşıyız falan diyebilir. Yani Müslümanların gözünü boyamak için böyle bir şey yapabilir. Ama hiç yapamaz. Direkt homoseksüellerle iç iç olur. Direkt İslam'a saldıran konumunda olur. Ama tabii bunu açıkça yapmaz. Dolaylı yapar. Ama dikkat edilirse Allah onların basiretini o yönde tamamen kapatmıştı. Mesela imani bir cümle dahi kuramaz. Mesela bir kitap yazması mümkün değildir. Ama müminlere Allah böyle bir güç vermişti. Mesela yüzlerce kitap yazabiliyor mümin. Ve çok hikmetli, çok etkileyici ve tesir gücü oluyor. Mesela münafığın kanalıyla bir insan hidayet bulmaz. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde yani. Ancak insanı delalete düşürür münafık. Ama mümin herkese iman vesilesidir. İman, konuşuyor mesela imanına vesile olur, imanını güçlendirir. Münafık adamın mevcut imanını götürür yahut imanını sarsar. Özelliği budur münafığın. Allah iman yeteneği, hidayet yeteneği vermemesi onların belirgin vasfıdır.
Ya din muhademesi usulen ince bir kitap yapabilir. Der ki arkadaş bak biz de Müslümanız. Bismillah başladık. Buyurun. Bak imani kitap. Mesela sizler yüzlerce kitap yazmışsınız ama biz de bir kenardan başladık diyebilir. Yapamaz. Mesela imani bir konferans, insan imanına vesile konu. Yapamaz. Çünkü ağzı çakaldır, uslubu çakal. Sadece küfre yeteneklidir. Beceremez yani. Yani en belirgin bariz vasıflarından biri budur. Münafıkları. Yani mesela Allah sevgisini anlatamaz. Peygamber sevgisini anlatamaz. Münafıkta bu yoktur çünkü. Çok büyüklenme, enaniyet ve kibir olduğu için bunu yapamaz. Kur'an'da da peygamberimizin dönemindeki münafıklara dikkat çekmiştiniz. Münafıkların hep konuşması, ailesi, çevresi ve malı mülkü. Yani Allah'ın rızası ve Allah'ın sevgisi ve Allah yolunda mücadelesini hiç bahsetmiyorlar. Tabii yani sadece günlük menfaat ve günlük çıkarlar. Mesela diyor ki hava sıcak. O sıcaklık onu ilgilendiriyor. Allah'ın rızası ilgilendirmiyor. Yani İslam'ın hakimiyeti, İslam'ın yayılması ilgilendirmiyor. Halkın, toplumun kaba mantıklarına göre hareket eder. Yani vicdana göre değil, kendi vicdana göre mantık, kaba halk mantığına göre hareket eder. Mesela hava sıcak, o zaman çıkılmaz. Bu kadar. Vicdan neymiş? Onun için hiçbir anlamı yoktur. Allah'ın rızasının hiçbir anlamı yoktur. Müslümanları kurtarmanın hiçbir anlamı yoktur. O sadece kendini çıkar. Mesela ailesi, malı, mülkü, çıkarları, keyfi, rahatlığı, gezmesi, tozması. Onu o ilgilendirir. O yüzden İslam'ın hakimiyetini asla istemez münafıklar. Bakın dikkat edin, İslam'ın dünya hakimiyeti konusunda çok hassas münafıklar. Yüzyıllardan beri çok hassastırlar. Ta sahabe döneminden itibaren münafıklar dünya hakimiyetine hep karşı çıkmışlardır. Ya daha nasıl hakimiyet olsun işte ezan okunuyor, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, işte hakim olmuş, daha hakimiyet ne istiyorsunuz gibi Müslümanları tutan, İslam'ı bağlayan bir tavırları vardır. Bunlar yani suyu başından tutarlar. Bunlar ulema-i su deniyor zaten. Münafık ulema. Münafık ulemanın içinde de çıkıyor bu. Münafık. Yani suyun başından kesenler. Yani suyu yani kötü anlamında da geliyor aynı zamanda. Meğerden hocam, o dünya hayatının çıkarları sizin için daha hayırlıysa bekleyi durun diyor Allah. Tehdit ediyor münafıkları. Evet. İnşallah. Münafık dünyaya çağırır. Bakın bütün üslubu dünyaya göredir. Bir de Kur'an'daki özgürlük ondan çok ağırına gider münafıkların. O devrin homoseksüelleri kudurmuştu o zaman. Kendilerine ayrı cami yapmışlardı. Homoseksüel camisi. Mescid-i Dırar. Orada hem birbirlerini kirletiyor hem de Resulullah'ın aleyhine faaliyet yapıyorlardı. Allah sonra emretti, o bina kundaklandı gece, yaktı sahabiler, yerle bir oldu. Şu an orası çöplük olarak kullanılıyor zaten. Yani orayı bir daha hiçbir şeyde kullanmadılar. Silah da depolamışlar orada. Tabi Resulullah'a karşı saldırı yapmak için, zaten münafıkların hep öldürme isteği vardır. Bütün münafıklarda Kur'an'a baktığımızda hepsinde temel istek budur. Peygamberlere karşı hep öldürme isteği içinde olmuşlardır. Münafıkların bilinç altındaki asıl ana isteklerinden biri de budur yani. Cinayete çok yatkın olurlar. Peygamberimizin kıyafetlerine de dikkat çekmiştiniz hocam. Çok güzel giyindi, çok şık giyindi, tertemiz oldu. Ve geçen gün de münafıkların Peygamberimizin hiçbir kıyafetini, hiçbir kullandığı eşyayı bırakmadığını, sadece hırka-i şerifin kaldığına dikkat çekmiştiniz. Evet, bu ağırlarına gittiği için ve o devirde de Peygamberimizi eleştiriyorlardı kıyafetlerinden dolayı. Böyle güzel kıyafetleri, güzel hanımlar olması, güzel yaşaması çok ağırlarına gidiyordu. Biz çalışıyoruz, o yaşıyor falan gibi düşünüyorlardı. Eşek gibi çalışacaksınız tabii. O da aslanlar gibi yedi. Maşallah. Helal olsun. Maşallah. Kendi elleriyle zaten oradan buradan birçok nimet getiriyorlardı Resulullah'a. Sonra da defolup gittiler. Geriye muazzam bir ihtişam ve güzellik bıraktılar. Kendileri çöllerde sürünerek, debelenerek ölüp gittiler. Peygamberimizin
peygamber sizin kendi nefsinizden daha evladır diyor hocam Allah'a yetiş etmeniz. Tabii. Hayır, nimet veren Allah olduğunu farkında değil onlar. Onlar kendi kanalen olduğunu zannediyor. Ona gelen paranın, pulun, mülkün Allah tarafından geldiğinin farkında değil onlar. Kendileri kanalen olduğunu zannediyor. Hayır, Allah onları vesile ediyor ama o ahmaklara yürek acısı oluyor. O kendinden geldiğini zannettiği için acı duyuyor. Halbuki orada onu takdim eden Allah. Maşallah. Şeytanın en mülkü sahibi Allah'ın, dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Tabii, mülkü veren doğrudan Allah'tır. Ama münafık bunu bilmez. İşte oradan geldi, buradan geldi, işte şuradan geldi, buradan geldi. Kafaları o şekildedir. Allah'ın verdiğini anlamazlar. Hocam, Kur'an'da Rabbimiz mal ve mülkün Allah'ın ve elçisinin olduğunu söylüyor inşallah. Elçi istediklerine kullanma etkisi veriyor. İnşallah. Tabii ki. Yani helal olan elçinin inşallah. Tabii. Maşallah.